Selamlar arkadaşlar. Bu videoda risk yönetimi nedir? Bunu öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi sıfırdan ileri seviyeye Forex nedir serisine başlamıştık. Bununla ilgili 4 tane video yayınladım ve videolar yayınlamaya devam edeceğim. Swap, spread, slippage gibi konulara gireceğiz. Fakat bunlardan önce risk yönetimi nedir? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Forex ile ilgili detay konulara girmeden önce birazcık risk yönetimi üzerine konuşmak istiyorum. Risk yönetimi işlemleri gerçekleştirirken kontrolün sizin elinizde olmasını sağlayan ve bu sayede paranızın tamamını kaybetme ihtimalini ortadan kaldıran, aslında direksiyonu sizin elinize veren bir yöntemdir. İşlemlerinizde risk yönetimi yaparak riski minimuma indirebilir ya da beklentileriniz doğrultusunda riski yükseltip kazançları da yükseltmeyi seçebilirsiniz. Bu tamamen sizin risk iştahınıza ve beklentilerinize göre değişen bir şeydir. Bu videoda drawdown efektten bahsetmek istiyorum. Şuraya sağ tarafa bunu yazdım ben daha öncesinde. Burada sol tarafta görmüş olduğunuz ilk işleme girip ilk işlemde kaybettiğimiz yüzdeyi, sağ tarafta da ilk işlemde kaybetmiş olduğumuz bu yüzdelik dilimi ikinci işleme girdiğimizde ne kadarlık bir kazanç elde edersek geri kazanabileceğimizi gösteriyor. Örneğin sol tarafta %10, yani ilk işleme girdiğimizde paramızın %10'unu kaybettiğimizde bir sonraki işlemimizde %11'lik bir kazanç elde edersek, yani kalan bütün paramızla %10'unu kaybetmiştik, %90'lık paramızın tamamıyla işleme girersek ve %11'lik bir kazanç elde edersek ancak 0'a 0 pozisyona geliyoruz. Eğer ilk işlemimizde paramızın %50'sini kaybedersek bir sonraki işlemde paramızın tamamıyla işleme girip 2x, yani %100 yapmamız gerekiyor ki başlangıçtaki paramıza ulaşabilelim. İşlem yaparken benim kendime belirlemiş olduğum bazı kurallar var. Bunlardan bahsetmek istiyorum şimdi size. Birinci kuralımız, bir plan yap. Plan yapmaktan kastımız şu: bir grafiği açtınız ve onu analiz etmeye başlıyorsunuz. Grafiğin yukarı yönlü hareket edeceğine karar verdiniz artık. Ve bu grafiğin yukarı yönlü hareketi esnasında kendinize bir de stop seviyesi belirlediniz. Yani sizin analiziniz, yukarı yönlü analiziniz olur da belli bir seviyenin aşağısına giderse siz analizinizin yanlış olduğuna karar verecek ve o işlemden zararınızı durdurarak çıkmaya karar vereceksiniz. Öncelikle bu planın içerisinde bir stop seviyeniz olmalı, bir hedefiniz olmalı ve bir işleme giriş seviyeniz olmalı. Bu planı gerçekleştirdiğinizde ve bu plana sadık kaldığınızda burada sağ tarafta çizmiş olduğum drawdown efekti de göz önünde bulundurarak bu planı yaptığınızda siz aslında kontrolü kendi elinize almış ve zararınızı kontrol altında tutmuş olacaksınız. Örneğin lot konusunda bahsettiğim üzere bir analiz yaptınız ve 50 pipslik bir stopunuz olduğuna karar verdiniz. 50 pipslik bir stopunuz olduğunda burada kendinize önceden belirlemiş olduğunuz hesabımın maksimum %5'ini riske atacağım ya da hesabımın maksimum %10'unu riske atacağım gibi önceden belirlemiş olduğunuz risk yönetimine göre o işleme ne kadar parayla girmeniz gerektiği ve o işlemden ne kadar karla çıkacağınızı önceden planlamış olacaksınız. İkinci kuralımız, hırslarımıza yenik düşmemek olacak. Trading'de insanların en çok düştükleri hatalardan bir tanesi hırslarına yenik düşmektir. Yani çok fazla kazanç beklentisiyle ya da çok uçuk hedefler koyarak kendisine, bu uçuk hedeflere ulaşılması çok zor olan hedeflere çok yüksek riskler alarak girmeleridir. Öncelikle kendi risk iştahınızı sorgulamanız gerekiyor. Yani elinizdeki paranın en fazla ne kadarını riske edebilirsiniz ve bu elinizdeki parayla ne kadarlık bir kar beklentiniz var? Öncelikle bunu sorgulamalısınız ve şunu her zaman aklınızda tutmalısınız ki risk yükseldikçe kazanç da yükselir. Yani siz daha fazla kazanç elde etmek istiyorsanız daha fazla parayı riske etmeniz gerekir. Üçüncü kuralımız, öncelikli olarak kaybetmemeye odaklanmak olacak. Öncelikli olarak elimizdeki parayı korumamız gerekir. Forex piyasasında işlem yapan yatırımcıların %70'i kaybetmektedir. Bu nedenle bu %70'lik dilimde olmamak için öncelikli olarak paramızı korumamız gerekir. Bunun için de işte burada bahsettiğimiz risk yönetimi faktörlerini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Dördüncü kuralımız, zarardayken pozisyon büyütmemek. Buna bir parantez açmak istiyorum. Zarardayken pozisyon büyütmeyini neden söylüyorum? Eğer bir plan yaptıysanız ve iki kademede alım düşünüyorsanız zarardayken pozisyon büyütmek akıllıca bir seçim olabilir. Fakat zaten planınıza göre
kaybedebileceğiniz yüzdeyi hesapladınız ve örneğin 1 lotla o işleme girmeniz gerekiyor ve 1 lottan fazlasıyla girerse çok fazla para kaybedeceksiniz. Böyle durumlarda planınızı en başta bir kez yaptıysanız o plana sadık kalın. Pozisyon çok fazla zarara girmeye başladığında o pozisyona ekleme yapmayın. Fakat eğer 2 ya da 3 kademeli alım düşünüyorsanız o zaman zarardayken pozisyonlara ekleme yapılabilir. Fakat dediğim gibi bunun planını öncelikli olarak birinci kuralda belirttiğimiz gibi o pozisyona girmeden önce yapmamız gerekiyor. Beşinci kuralımız işlem yaptığınız paritenin risklerini göz önünde bulundurun. Örneğin egzotik pariteler dediğimiz riskin ve oynaklığın yüksek olduğu paritelerde işlem yaparken daha dikkatli olmakta fayda var. Yine temel verilerin yayınlanacağı, örneğin NFP gibi oynaklığı yükseltebilecek temel verilerin yayınlanacağı günlerde daha dikkatli işlem yapmakta fayda var. Şimdi dilerseniz gelin gerçek bir analiz örneği üzerinden risk hesaplaması nasıl yapılır buna bakalım. Yapmış olduğum analizde AB eşittir CD formasyonunun oluştuğunu düşünmüşüm ve burada kendime bir alım seviyesi belirlemişim. Buradan D noktasından bir long pozisyon almaya karar vermişim. Tıpkı pips konusunda anlattığım gibi yukarıda bulunan imleç işaretinin sağında bulunan artı imleci alıyorum ve ardından long pozisyon almak istediğim seviyeden stopumu belirlediğim seviyeye çekiyorum ve görüyorum ki 37.8 yani 38 pipslik bir stopum mevcut. Şuraya hemen yukarıya 38 pipsi yazdım. Örneğin hesabımda yalnızca 1000 dolar olduğunu varsayalım. 1000 dolarlık bir bakiyem var ve 38 pip stopu olan bir işleme girmeyi düşünüyorum ve yaptığım risk yönetimine göre hesabımın maksimum %10'unu riske edeceğim. Yani hesabımdaki 1000 dolar bakiyenin en fazla 100 dolarını kaybetmeyi göze alıyorum. Hesabımdaki bakiyenin en fazla 100 dolarını kaybetmeyi göze alıyorsam 100 dolar eşittir 38 pips çarpı 10 dolar bir pipsin bir lot karşılığı çarpı x diyorum. Burada x benim bu işleme kaç lot girmem gerektiğini bana verecek. Bu denklemi buraya yazıp bu denklemi çözdüğümde 0.26 sonucuna ulaşacağım. Bu da bana 0.26 lot ile bu işleme girersem 100 dolar kaybedebileceğimi gösteriyor. Daha iyi akılda kalabilmesi için bir başka örnek üzerinden tekrar inceleyelim. Burada bir ters ABCD formasyonu oluştuğunu düşünmüşüm ve D seviyesinden bir short pozisyon almak istemişim. Yine yukarıda bulunan artı imleci alıyorum ve işleme girmek istediğim seviyeden stop seviyeme çekiyorum. Burada gördüğüm rakam 24 pips. 24 pips'i hemen getiriyorum. Şöyle şuraya yazıyorum. Bu kez işlemi birazcık daha karmaşıklaştırabilmek için hesabımızda 1240 dolar olduğunu varsayalım. Ve bu kez hesabımızda uyguladığımız risk yönetimini de %7 olarak belirleyelim. 1240 doların %7'sini aldığımda 86.8 sonucuna ulaşıyorum. Düz hesap bunu 87 dolar olarak yazabiliriz. Yani ben hesabımda 1240 dolar varken ve %7 risk yönetimi uygularken 87 dolar kaybetmeyi göze alabiliyorum anlamına geliyor. O halde yine demin göstermiş olduğum denkleme göre 87 dolar eşittir 24 pips çarpı 10 dolar çarpı x denklemini kuruyorum. Burada dikkat ettiyseniz x ve 10 dolar her zaman sabit kalıyor ve buradaki stop mesafemiz değişiyor yalnızca. Bu denklemi çözdüğümde 10 çarpı 24 240 87'yi 240'a böldüğümde 0.36 sonucuna ulaşıyorum. Yani benim bu işleme girmem gereken lot miktarı 0.36 lot olmalı. Eğer ben bu işleme 0.36 lot girersem ve işlemim stop olursa benim kaybedeceğim miktar yalnızca 87 dolar olacak. Gördüğünüz gibi bu hesaplamaları yaparak işlemlere girersek direksiyonu elimize almış oluruz ve riskimizi, kaybedebileceğimiz parayı kontrol etmiş oluruz. Dikkat ederseniz iki işlemde de kaldıraçtan söz etmedim. Kaldıraçı ister 100 kullanın, ister 10 kullanın, ister 500 kullanın. Burada kaybedeceğiniz miktar değişmeyecektir. Kaldıraçı değiştirmeniz sizin o işlem için vermeniz gereken teminatı değiştirecektir. Örneğin burada 0.36 lot için 100 kaldıraç kullandığımızda 360 dolar teminat vermemiz gerekir.
Fakat kaldıraçı 10'a çekersek bu kez 3600 dolar teminat vermemiz gerekecek. Daha detaylı bilgi almak isterseniz videonun sağ üst köşesinde çıkan lot videosunu tıklayıp o videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.